Bu videoda öncelikle yer çekimi potansiyel enerjisi konusunu kısaca hatırlayalım ve daha sonra elektriksel potansiyel enerjiye geçelim. Yer çekimi potansiyel enerjisi hakkında ne biliyoruz? Dünyanın yüzeyinde bir cisim düşünelim. Bu dünya olmak zorunda değil. Yer çekimi olan herhangi bir yer olabilir. Ama varsayalım burası dünyanın yüzeyi olsun. Dünya yüzeyinden biraz yüksekte de bir m kütlesi olsun. Bu bölgedeki yer çekimi ivmesi de G olsun. Yani 9,8 metre bölü saniye kare. Ayrıca M'in dünya yüzeyinden H metre kadar yukarıda olduğunu kabul edelim. Öyleyse M'in bu noktadaki yer çekimi potansiyel enerjisi kütle çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yükseklik olur. Buna aynı zamanda yer çekimi kuvveti de diyebiliriz. Aslında bu bir vektör ama vektörün büyüklüğü çarpı yükseklik diye düşünebiliriz. Yer çekimi potansiyel enerjisini hesaplarken cismi durduran bir şey yoksa cisim aşağı doğru ivmelenir ve potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Öyleyse potansiyel enerji cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Cismin enerjiye sahip olması için dışarıdan enerji verilmiş olması lazımdır. Bu enerjiyi cismin üzerinde iş yapılarak cisme kazandırılır. Burada yapılan iş cismi yukarıya kaldırmaktır cismin konumunu nereden nereye değiştirdiğimiz önemli. Bu örnekte cismi dünya üzerinden biraz yukarı kaldırdık. Çünkü söz konusu olan yer çekimi potansiyel enerjisi. Peki bunun için ne kadar iş yaptık? Cisim başlangıçta buradaydı. Biz onu sıfır yükseklikten h yüksekliğine çıkardık. Bu süreç boyunca yer çekimi kuvveti fg cisme etki eder. Cismi yukarı doğru sabit hızla itersek cismin ağırlığına eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygulamış oluruz. Böyle yapmazsam cisim aşağı doğru ivmelenir. Cisme biraz daha fazla kuvvet uygularsak yukarı doğru ivmelenerek yükselir. Bu kuvveti h yüksekliği boyunca cisme uyguluyoruz. Burada yapılan iş ne? İş eşittir kuvvet çarpı yol. Uygulanan kuvvet gidilmek istenen yol yönünde Peki, emin h kadar yukarı çıkması için gerekli iş nedir? İş eşittir yer çekimi kuvveti çarpı yol denklemini yazalım. Yukarıdaki yer çekimi potansiyel enerjisiyle aynı, değil mi? Bu ilginç bir sonuç. Hatırlayın. Cismin başlangıç konumu dünya yüzeyi üzerindeydi. Ama aslında referans noktası herhangi bir nokta olabilir. Mesela dünya yüzeyinin 10 metre altına da seçebilirdik ya da dünya yüzeyinden 5 metre yukarıda bir platformda olabilirdi. İşin özü şu. Potansiyel enerjide, hele ki yer çekimi potansiyel enerjisinde her zaman başka bir noktanın referans alındığını biliyoruz. Bu yüzden asıl önemli olan potansiyel enerjideki değişimdir. Potansiyel enerji bazen değişmez. Sabit bir enerji gibi görünebilir. Bunun nedeni genelde cisimlerin potansiyel enerjisinin Dünya yüzeyinde sıfır olduğunu varsayarak hesaplama yapmamızdır. Yani bu sıfır noktasına göre potansiyel enerjiyi hesaplıyoruz. Dünya yüzeyindeki cismi belirli bir yüksekliğe çıkarmak için gereken enerji de diyebiliriz. Ama aslında yanlış yapmamak için buna yerçekimi potansiyel enerjisi değil de Dünya yüzeyine göre yerçekimi potansiyel enerjisi demek daha doğru. Bu da cismi dünya yüzeyinden son konumuna getirmek için yapılan işe eşit. Dünyanın 5 metre altına göre de yer çekimi potansiyel enerjisini hesaplayabilirdik. O zaman cismin dünyanın 5 metre altından son konumuna gelmesi için yapılan işi hesaplardık. Ve tabii ki bu önemli bir detay. Çünkü diyelim buraya bir çukur açıp cismin buradaki kinetik enerjisini bulmak istedik. O zaman buradaki potansiyel enerjinin ne olduğu çok önemli olurdu. Evet, yer çekimi potansiyel enerjisini böylece tekrar ettikten sonra elektriksel potansiyel enerjiye geçebiliriz. Bu ikisi birbirine çok benziyor. Değişen tek şey alanların kaynağı. Yer çekimi alanlar sabit değildir ancak dünyanın yüzeyine yakın yüksekliklerde çok az değiştiği için sabit kabul edilir. Elektriksel potansiyel enerji de böyle yani aslında sabit değil. Ama biz kolay olması için sabit kabul edeceğiz. Aslında bazı durumlarda sonsuz büyüklükte yüklü bir levhayla sabit bir elektrik alanı elde edilebilir. Bu sonsuz levhanın yandan görünüşü olsun ve levhanın pozitif yüklü olduğunu kabul edelim. Sonsuz levhanın şeklini tabii ki çizemeyiz fakat levhanın her yönde sonsuza uzandığını hayal edin. Önce levhanın elektrik alanına bakalım. Alanın yukarı yönde olduğunu nereden biliyoruz? Mesela pozitif bir yük bu elektrik alanında nasıl hareket eder? Levha artı yüklü ise artı yük ondan uzaklaşmak ister. Buradan elektrik alanın yukarı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda sabittir. Çünkü bunlar alan vektörleri olsaydı kaynaktan olan uzaklıklarına bağlı olmadan aynı büyüklüklerde olurlardı. Şimdi de elektrik alanına bir değer verelim. 5 Newton bölü klomp olsun. Bu aslında çok güçlü bir elektrik alanı demek ama işlem açısından kolay. Sorumuza geçmeden önce başka bir renk alayım. Evet, diyelim burası başlangıç noktası ve artı 2 kilomluk yükümüz var. Bu yükü bu elektrik alanı içinde 3 metre ilerletmek için yapılması gereken iş nedir? Başlangıçta yük buradaydı ve onu levhaya doğru 3 metre aşağı ilerlettik. Son konumu burası oldu. Yapılan iş nedir? Öncelikle yüke burada etki eden kuvvet ne? Elektrik alanının birim yük başına düşen kuvvet olduğunu hatırlayın. Eğer bu alanda yüke uygulanan kuvveti bulmak istersek şu şekilde hesap yaparız. 5 N bölü klom çarpı 2 klom. Bu da 10 N eder. Kuvvetin yukarı yönde olacağını biliyoruz. Çünkü yük artı ve bu sonsuz levhada artı yüklü. Öyleyse alan kuvveti yukarı yönde 10 newton. Yani bu yükü aşağı etmek istersek aşağı yönde 10 N'luk bir kuvvet uygulamak zorundayız. Bu da hareketin yönü oluyor. Yer çekiminde olduğu gibi burada da yükü hareket ettirmek ve net kuvvet elde etmek için 10 N'dan biraz daha fazla kuvvet uygulamalıyız. Ancak bu kuvvet yukarı yönlü kuvvetle dengelenmeli. Evet. Aşağı yönde 10 N'luk bir kuvvetimiz var ve bu kuvveti 3 metre boyunca uyguluyoruz. 2 kulompluk yükü buradan buraya ilerletmek için yapılan iş 10 Newton çarpı 3 metre işlemi bulunur. Bunun sonucu 30 Newton metre çıkar ki o da 30 Jle aynı şey. Bu elektrik alanında bu yükü buradan buraya getirmek için 30 J'a ihtiyacımız olduğuna göre yükün buradaki potansiyel enerjisi aslında bu konuma göre potansiyel enerjisidir. Bulduğumuz potansiyel enerjiler her zaman belli bir referans noktasına göredir. Buradaki elektriksel potansiyel enerji ama tabi üstteki konuma göre nasıl yazılır? Konumlara P1 ve P2 dersek P2'nin P1'e göre elektriksel potansiyel enerjisi 30 J'dur. Peki bu sonucu nasıl kullanabiliriz? Yükün belirli bir kütlesi olduğunu biliyoruz. Yükü bulunduğu son konumda serbest bırakırsak ve enerjinin ısıya ve dirence dönüşmediğini kabul edersek yükün tüm enerjisi burada kinetik enerjiye dönüşmüş olur. Hatta gelin yükün kütlesini 1 kilogram olarak kabul edelim ve bu noktadan serbest bırakalım. Bu kütleyi buraya getirmek için bir kuvvet uygulamıştık. Şimdi buradan serbest bırakıyoruz. Elektrik alanı kütleyi yukarı yönde ivmelendirir. Kuvvetin de 10 N olduğunu kabul etmiştik. Kütle bu noktaya gelene kadar ivmelenir. Peki bu noktadaki hızı ne olur? Bütün elektriksel potansiyel enerji bu noktada kinetik enerjiye dönüşmüştür. Bu da demek oluyor ki 30 Joule eşittir 1 bölü 2 mv kare olacak. Kütleyi 1 kilogram almıştık öyleyse hızı hesaplayabiliriz. 60 eşittir v kare çıkar. Buradan da hız 7 bir şeyler çıkar. Eğer 1 kilogramlık yükü bir miktar aşağı itersem sonra da serbest bırakırsam yükün ivmelenerek bu noktaya geldiğini gözlemlerim. Umarım elektriksel potansiyel enerjinin yer çekimi potansiyel enerjisinden çok da farklı olmadığını anlatabilmişimdir. İkisini birbirinden ayıran şey alanları oluşturan kaynakların farklı olması. Gelecek videoda görüşmek üzere.